Şimdi benim bir iddiam var arkadaşlar. Bence elimde tuttuğum bu kulaklık Türkiye'deki bu fiyata alınabilecek en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Çünkü fiyatı tam 1000 TL ve bu kulaklık arkadaşlar Huawei FreeBuds SE2 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyor. Öncelikle bu kulaklığın tasarımıyla başlamak lazım. Gerçekten çok küçük bir kutuya sahip ve aynı zamanda kutuyu açtığınızda da içinden çıkan kulaklıklar bir o kadar ergonomik. Özellikle benim etrafımda da çok ciddi bir kitle var arkadaşlar. Bilmiyorum yani böyle mi denk geldi ama etrafımdaki insanlar, böyle sık sık görüştüğüm insanlardan bahsediyorum. Çoğu kulak içi kulaklığı sevmiyor ya da kullanmayı tercih etmiyor. Diyor ki ben açık formda kulaklık kullanmak istiyorum. İşte o açık formda ve uygun fiyatla kulaklık arıyorsan bunu alacaksın, yoluna devam edeceksin diyebilirim sizlere. Çünkü 1000 TL fiyatı var. Hatta 999 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar bu kulaklığın. Ve tam 33 gramlık bir kutusu var. Kulaklıkların tanesi ise 3.8 gram. Yani kulağına takınca kulağında olduğunu bile unutma ihtimalin var. Öyle söyleyeyim. Böyle hafif ve küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten ses kalitesine çok şaşırdım. Yani kulağıma taktığımda benim beklentim de bu kadar üst düzey değildi. Yani sonuçta 999 TL'lik bir kulaklık. Ama çok başarılı bir sesi var. Basslar inanılmaz dolgun. Bunun sebeplerini de zaten sizlere birazdan aktarıyor olacağım. Bu kulaklık arkadaşlar Bluetooth 5.3 teknolojisiyle geliyor. Tabi 4 katmanlı bir içerisinde yapı var arkadaşlar. Bu 4 katmanlı yüksek hassasiyetli bir kompozit diyafram ile gelen kulaklıklar Huawei A-Life uygulaması üzerinden rahatlıkla equalizer ayarı yapılarak kullanılabiliyor. Kulaklıkları kulağınıza taktığınız zaman çok az bir gürültü azalması olduğunu da eklemek istiyorum. Kulakların üzerinden hareketlerle müziği yönetebiliyorsunuz ve yine Huawei A-Life uygulaması üzerinden pil seviyesinde kontrol etmeniz mümkün. Ses kalitesi bence kesinlikle 1000 TL'lik bir kulaklık değil arkadaşlar. Böyle 1000 diyorum, 999 diyorum, aramızda 1 liranın lafı olmaz diye düşünüyorum ama bence bu fiyat seviyesinde premium bir ses kalitesini sizlerle buluşturmayı başarıyor mu derseniz valla başarıyor da diyebilirim sizlere. Yani asla 1000 liralık bir ses kalitesi yok. Onu söyleyeyim altını çize çize. Çünkü içerisinde kullanılmakta olan sürücü Huawei'in daha önce bazı kulaklıklarında gördüğüm sürücüyle benzer arkadaşlar. Kontrol ettim ve baktım. Onların biraz daha güncellenmiş ve biraz daha bu forma uygun hale getirilmiş hali. Dolayısıyla buradaki ses kalitesi ve bas yoğunluğu, basların dolgunluğu gerçekten çok yerinde ve çok da güzel olmuş. Böyle özellikle elinde tutmak istediğim video boyu, çünkü çok küçük bir boyutu var. Böyle cebinize falan koyduğunuzda hani unutabilirsiniz, cebinizde olduğunu unutabilirsiniz yani. Çok hafif olduğu için gerçekten keyifli ve güzel bir ürün olmuş bu formdan. Tabii bu fiyat seviyesinde bazı rakiplerinde olmayan suya ve toza karşı dayanıklılık da bu üründe bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip FreeBuds SE2. Adeta bir SE modeli değil de bir ara modelmiş gibi bu kulaklık. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Onu da yazarsınız sevgili arkadaşlar. Daha önce FreeBuds modellerinin birçoğunda gördüğümüz çok iyi telefonla konuşma performansı bu kulaklıkta da devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlere zaten burada sonucu dinleteceğim. Sizlerin yorumlarını da alacağım. Özellikle telefonla konuşmak için uygun fiyatlı bir çözüm arayışındaysanız bence bu videonun telefonla konuşma testi bölümünü özellikle dinleyin ve böyle dikkatlice değerlendirin ki size bir kılavuz olsun. Dinleyelim bakalım FreeBuds SE2'nin sesi nasıl? Abi FreeBuds SE2 ile telefon konuşması yaptığınızda sesiniz karşıya şu anda duyduğunuz gibi gidiyor. Gerçekten sesi çok iyi aldığımı düşünüyorum. Şu anda orta gürültülü bir yerdeyim ama çok gürültülü bir yere çıktığımda bile ses kalitesinde çok büyük bir değişim yaşanmıyor. Temiz ve net bir şekilde sesim karşıya gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz ses kalitesi hakkında? Kulaklıkların üzerindeki panellerden dediğim gibi müzik açabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz ve birçok şeyi yönetebiliyorsunuz. Dokunmatik panelde gayet kusursuz ve güzel bir şekilde görevini yerine getiriyor. Kulaklıkları kontrol edebilmeniz için Android'de, iOS'ta ya da HarmonyOS destekli bir akıllı telefonda doğrudan Huawei A-Life uygulamasını indirmeniz ve buradan gerekli işlemleri tamamlamanız sizin için yeterli olacak arkadaşlar. Hem kulaklıklarınızı güncelleme gelirse güncelleyebiliyorsunuz, kulaklıklarınızın şarj durumunu takip edebiliyorsunuz ve birçok detayı yine bu uygulamadan yönetmeniz gerekiyor. Yani bir Huawei kulaklık alıyorsanız zaten Huawei A-Life uygulamasını yüklemeniz sizin için en doğru karar olacaktır. İşin pil kısmına geldiğimizde ise bu kulaklıklarda pil anlamında beni yine şaşırtan bir durum var. Çünkü boyutu küçüldüğü için ben pil ömrünün düşebileceğini düşünmüştüm. Ama bir önceki modele göre baktığımızda pil ömründe çok ciddi bir iyileştirme var. Tek şarjda 8-9 saat dinleme yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kutusuyla beraber bu kulaklıkları kullandığınızda ise 38-40 saatlere varan bir çalma ömrü elde edebildim ben bu kulaklıkla. Bu da çok değerli. Buradaki senaryom şu. Günde 2-3 saat bu kulaklığı kullandığınızda bir yere gidip gelirken, işe gidip gelirken bu kulaklıkları taktığınızda neredeyse 10 güne varan bir pil ömrü
ömrünü sizlerle buluşturabilir Huawei FreeBuds S2'ler. Bu da önemli bir detay diye düşünüyorum. Yani 10 günde bir kulaklığı şarj etmek, hele ki şu boyutta bir kulaklığı şarj etmek bence çok değerli sevgili arkadaşlar. Ve 10 dakikalık şarj ile bu kulaklıkları tam 3 saat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence oldukça önemli. Bu arada şarj etmek için de Type-C girişi var üzerinde. Onu kullanıyorsunuz. O da hani güncellik açısından bence önemli. Çünkü uygun fiyatlı kulaklıklara genelde hala micro USB koyan bazı cihazlar oluyor. Bu cihazda öyle bir şey yok. Type-C kullanılmış ve güncellikte yakalanmış. Her anlamda kullanıcısını bence doyurabilecek ve gayet keyifli bir kulaklık olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz Huawei FreeBuds S2 hakkında? Yorumları yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklemeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.